18 Mart Cuma Sol Haber Korkut Borataf Putin Doktrini 23 Şubat 2022'de RT'de Sergey Karaganov imzalı Rusya'nın yeni dış siyaseti başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıya bir alt başlık da eklenmiş: Putin Doktrini. Yazarın Moskova'daki Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi dekanı ve Rusya Dış Siyaset ve Savunma Konseyi üyesi olduğunu Ayrıca Vladimir Putin'in danışmanları arasında yer aldığını öğreniyoruz. Yazı, Putin'in dünya görüşünü ışık tutuyor, bu yüzden önem taşıyor. Yazı, Putin'in 2007'de Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasıyla Rus dış siyasetini yeni bir yörüngeye oturttuğunu ileri sürüyor ve bunu yapıcı yıkım dönemi olarak adlandırıyor. Putin bu konuşmada uluslararası ilişkilerde Amerikan hegemonyasını ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesini sert bir üslupla eleştirmişti. Karaganov'a göre Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son bulmasını izleyen 15 yıl boyunca Rusya, Batı sistemiyle bütünleşmek için gayret etmiş, kabul görmemişti. Putin'in Münih çıkışı bu dönemin son bulduğuna işaret etmiştir. Yeni dönem Rusya'nın Batı ile bütünleşme çabalarına son vermelidir. Özü itibariyle bizim aleyhimize olan bu sistemin içinde yer almayı ve onun köhneleşmiş kurallarına uymayı reddetmeliyiz. Rusya için Avrasya diplomasisi öncelik taşımalı batı yörüngesi ikincil olmalıdır. Batı iç ve dış siyasetinde hatta iktisadi olarak tedrici, kaçınılmaz bir çürüme süreci içindedir. Dünya siyasetine, ekonomisine ve kültürüne 500 yıl hükmettikten sonra yeni soğuk savaşı bu yüzden başlatmıştır. Karaganov, Batı'nın zaman içinde dünya sisteminde liderlik iddiasından vazgeçeceğini düşünüyor. Bu süreci hızlandırmak için Rusya giderek daha güçlenen dost Çin'le ilişkilerini dengelemelidir. Yazı, Rusya-Çin ilişkilerini stratejik bir ortaklıktan ziyade, Batı'nın başlattığı Soğuk Savaş dönemiyle sınırlı bir ittifak olarak önermektedir. Çin'in komşularını vasallaştıran tarihsel sicili hatırlatılıyor. Ancak, Soğuk Savaş ortamı içinde Çin'le 5 yıllık geçici bir savunma anlaşmasının yararlı olabileceği düşünülüyor. Putin'in başlattığı yeni dış politika Batı ile yapıcı ilişkileri koruyacak, hatta Rusya'nın büyük Avrasya'ne bütünleşmesini kolaylaştıracaktır. Yapıcı yıkım saldırgan değildir. Rusya kimseye saldırmayacağını belirtmektedir. Tek bir istisna hariç, NATO'nun genişlemesi ve Ukrayna'yı bir biçimde içermesi Rusya'nın güvenliği için bir risktir, kabul edilemez. Yazı Ukrayna işgali alifesinde yayınlandı. Karagonov yukarıdaki ifadelerle Rusya'nın askeri harekata başlayacağından haberdar olduğunu belirtmiş oluyor. İşgalin hedefleri üzerinde de ipuçları var mı? Yazara göre Ukrayna Lenin'in yarattığı, Stalin'in batıya doğru genişlettiği yapay bir siyasal oluşumdur. Ukraynasız Rusya'nın büyük bir güç olamayacağı iddiası yanlıştır. Tam aksine Rusya, Sibirya'yı alınca büyük bir güç olmuştu. Giderek hantallaşan Ukrayna yükünü taşıdıkça değil. Putin'in bu tespiti paylaştığını düşünürsek Ukrayna işgali ilhaka dönüşmeyecek. Rusya'nın temel terapidini karşılayan bir anlaşmayla son bulacaktır. Karaganov, Sovyetler Birliği'nin bilançosunu Rusya tarihinin lekeli hatta kayıp bir dönemi olarak görmektedir. Biz Ruslar herkesten iyi biliriz ki servet arttırmak isteyen müteşebbislerden ve kapitalistlerden kurtulma çabaları toplum için felaketlerle sonuçlanacaktır. Yazar, Yeltsin döneminde Rusya'nın kapitalizme geçişini bu cümleyle özetliyor. Amerikalı uzmanları yönettiği bir şok terapisi sonunda yeni kapitalistlerin, oligarkların Rusya'sı oluşmuştur. Bu dönüşüm karşılığında önce Yeltsin 2007'ye kadar da Putin, Rusya'nın Batı ittifakı tarafından ödüllendirilmesini, NATO'ya alınmasını bekledi. Amerika ise Rusya'yı bağımlı, marjinal bir konumda tutmayı ama dışlandığını açıklamamayı kararlaştırdı. Karaganov bu dönemde Rusya'nın nasıl oyalandığını ayrıntılarıyla anlatıyor. 1993'te Yeltsin, Polonya'nın NATO'ya katılma planını anlayışla karşıladığını açıklayacak. NATO, Rusya dışındaki Varşova Paktı üyelerini alarak genişleyecektir. Rusya-NATO ilişkileri ise tümüyle sembolik bir dizi bağlantıyla sınırlı tutulacaktır. Ukrayna işgali arefesinde Putin'in çıkardığı sonuçlar yazıda özetleniyor. Yugoslavya'nın kalıntılarına karşı Irak ve Libya'da başlattığı bir dizi silahlı kampanya göstermiştir ki NATO, çok sayıda savaş suçu işleyen saldırgan bir örgüt olmuştur. Batı sınırlarımızda çatışmaları tetiklemekte tırmandırmaktadır. NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü ile birlikte Batı değerlerini yerleştirmek için kullanılmaktadır. Birleşmiş Milletler Kurumları fiilen Avrupa'dan dışlanmıştır. NATO'nun ahlaki ve siyasal meşruiyetini reddetmeli, askeri iletişim dışında kurumsal bağlantılara son vermeliyiz. Karagunov'un yazısı böylece Amerika yönetimindeki Batı ittifakının lekeli sicilini Rusya'ya içeren olumlu bir perspektiften yoksun olduğunu gösteriyor. Peki bu durumu algılayan Putin, Rusya için ne tür bir gelecek tasarlamaktadır? Karagunov yazısının bir yerinde, Marksizmi reddettik ve iyi yaptık ama diğer akımlardan bezdikçe sabırsızlık ettiğimizi fark ediyoruz. Marx, Engels ve Lenin'in emperyalizm kuramları işimize yarayacak sağlam fikirler içeriyor, diyor. Yazar, Marx ve takipçilerini gerçekten izleseydi fark ederdi ki kapitalizmin savaşları ve emperyalizmin saldırganlığı Avrupa'da ve sömürgelerde farklı siyasal sonuçlara yol açmıştır. Avrupa savaşlarının mağduriyetleri 18. Brumari sonrasında Fransa'da bir tür erken faşizmi, Almanya ve İtalya'da geleneksel faşizmi beslemiştir. Tam ve yarı sömürgelerde ise emperyalizm, ulus bilincine, yurtseverliğe ve antikapitalist tepkiler içeren kurtuluş savaşlarına bazen devrimlere yol açmıştır. Batı'dan dışlanıp Ukrayna'ya giren Rusya'nın milliyetçi tepkisi hangi türe girer? Karaganov'un yazısında tehlikeli ipuçları gözleniyor yazının çeşitli kesimlerinde Rusya'nın doğuya odaklanması ve daha büyük bir Avrasya ile bütünleşmesi stratejik bir öncelik olarak ifade ediliyor. Bir Avrasya önceliğinin eski Rus İmparatorluğu'nun ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin parçaları olan Orta Asya'yı Kafkasları dışlaması düşünülebilir mi? Bu coğrafyaya değindiğinde Karaganov, tarihin bizi zorlayacağı birleşme tartışmasını erteleyelim diyor. Nedenlerini açıklarken, tepeden bakan üslubu dikkat çekiyor. Devlet inşa etmenin tarihsel, kültürel deneyimden, ulusal bir ülkeden yoksun, ulusların çekirdeği olamayan, ülkelerini çıkarları için satan elitlerin, liderlerin yönettiği ülkeler toplumlar. Çoğu Baltık ülkeleri gibi dış denetime girecek veya denetim dışına çıkarak çok tehlikeli olabilecektir. Karagonov'un Orta Asya için tutumu Rudyard Kipling'in Asya'daki sömürge halklarına karşı Britanya'yı sorumlu gören beyaz adamın yükü perspektifinin dahi gerisindedir. Kipling, erken emperyalizme en azından inşacı bir uygarlaştırma işlevi yüklemekteydi. Karaganov ise eski Sovyet Cumhuriyetlerine nefesi tükenmiş bir Rus milliyetçiliği gözlüğüyle bakıyor. Bolşevik devriminin bu toplumlara katkılarını Karaganov ve anlaşılan Putin, odakta yer alan Rus halkına ağır maliyeti olarak görmektedir. Bu türden bir perspektif taşıdıkça Rusya'nın büyük Avrasya ile bütünleşme ve doğuya odaklanma stratejisi yapıcı, eşitler arası ortaklık içeren ilerici bir program olamaz. Tam aksine Rus milliyetçiliği kaba bir emperyalist tasarıya yatkın görünüyor. Batı ittifakı Rusya'yı bir alt emperyalist konuma layık görmemişti. Putin doğuda terfi peşindedir. Karaganov'a göre yarının Rusyası için ruhsal bir omurga, ileriye ışık tutan ulusal bir ülkü, bir ideoloji inşa etmemiz gerekir. Çekirdeklerinde böyle bir ülkü yoksa büyük milletler gerçekten büyük olamaz. Sergey Karaganov'un Rus ülküsü vizyonunu içeren bir çalışması varmış. Haddini bilememiş. Bu tür bir katkıyı Rus milletinin lideri Putin'den beklemeliydi.